Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu: bir etkili egzersizle nasıl boynumuzu, sırtımızı ve omuzlarımızı çalıştırabiliriz sorusunun yanıtını oluşturacak. Özellikle gün içerisinde hiçbir ekipman bulunduramıyorken, çok da vaktiniz yokken, her gün sabah, öğle, akşam ya da sabah akşam 2-3 dakika boyunca bu egzersizi uygulamak hem duruşunuza destek olacak hem de omuz bölgesi, boyun bölgesini aktif bir şekilde çalıştırarak ilerleyici rahatsızlıkların önüne geçmenizi sağlayacak. Çok fazla uzatmayacağım. Yapılışını hemen göstermek istiyorum. Hatta siz de benimle birlikte uygulayın istiyorum. Çünkü evdeki herhangi bir su şişesi, evdeki herhangi bir havlu bu egzersizi yapmanız için yeterli olacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Bu egzersizde dediğim gibi sadece bir havlu kullanacağız. İsterseniz havlusuz da versiyonunu göstereceğim tabii. Havluyu bilerek ilk egzersizin başlangıç aşamasında uzun tutacağız. Aslında şimdi gösterdiğim egzersizde bu uzun tutma kısmının ne kadar size fayda sağladığını göreceksiniz. Ama ilerleyen dönemde kendinizi daha iyi hissettikçe havluyu daha kalın ve kısa hale getirebilirsiniz. Gelin şimdi şu başlangıç yöntemini göstererek egzersizimize bir giriş yapalım. Sizden istediğim bu pozisyonda bir elim başımın üzerinde, diğeri aşağıdayken iki ucunu havlunun bu şekilde tutmanız olacak. Yukarıdaki elimle aşağıdan havluyu yukarı çekip bırakacağım. Yukarı çekip bırakacağım. Birçoğunuz belki de kolunu bu şekilde normal şartlarda hareket ettiremiyor ama bu yukarıdaki kolumuzun yardımıyla özellikle kambur durmamız ortadan kalkıyor. Çünkü kambur durarak bu egzersizi yapma şansımız, bakın, kalmıyor. Dolayısıyla sırtımızı mümkün olduğunca düzleştirip hafif havluların yardımıyla sırtımızı çalıştırıyoruz. Boynunuzu lütfen yere bükmeyin. Karşıda bir noktaya odaklanın ve çok basit bir şekilde hem kol kaslarımı, hem omzumu, hem sırtımı çalıştırayım. Ve bunu yaptığınızda yukarıdaki kolun bu aşağı kısmında çok güzel bir yanma olacak. Hiç korkmayın. Bu kas bölgesindeki aktivasyondan kaynaklı. Gelin diğer kolu da yapalım. Bakın, gelin tekrar göstereyim. Bu sefer kollarımı yukarı aldım. Havluyu aşağı bıraktım. Şimdi diğer tarafın ucundan tutuyorum. Bu sefer üstteki kolum bana yardımcı oluyor. Kolumu bu şekilde kaydırıyorum. Bunda çok çok iyi hissettikten sonra, yani gövdemizi, sırtımızı koruyabildikten sonra esas yapacağımız egzersizle devam edeceğiz. Başlangıç olarak bu egzersizi havlulu versiyonuyla yaklaşık 2-2,5 dakika her iki kolunuz için uygulamanızı isteyeceğim. Uyguladıktan sonra gerçekten ne kadar etkili olduğunu anlayacaksınız. İlerlemiş versiyonunda ne yapacağız? Havluyu dediğim gibi büyük bir top haline getirdik diyelim. Kollarımı yana açacağım. Biri yukarıdan, biri aşağıdan ortaya doğru geldi. Havladım. Havluyu aldım, yana açtım. Sanki elimizin arasında bir top var gibi bu havluyla bu şekilde bir hareketlendirme yapacağız. Kürek kemiklerinizi hissedeceksiniz. Bakın, özellikle bu bölgedeki ağrılı alanları, kürek kemiklerinizin iç bölgesindeki kasları bu egzersizde çok basit bir şekilde hissedebilirsiniz. Yaparken zorlanıyorsanız havluyu uzun tutarak da yine bu versiyonunu yapabilirsiniz. Ya da ben havluyla iyi yapamadım ama aslında bu egzersizi yapabilirim derseniz hemen havluyu bırakacağız. Kollar yanlarda. İki elimi dokundurmaya çalıştım. Dokundurmaya çalıştım. Dokundurmaya çalıştım. Dokundurmaya çalıştım. Vücudunuzun bir tarafı çok daha iyi yapabilir, bir tarafı daha kötü yapabilir. Hiç endişe duymayın. Bu şekilde günde 2-3 dakika boyunca
O bölgeleri çalıştırmak, gerçekten oradaki kasların çalışmasını anlatamam, çok faydanız olacak. Bir egzersiz yapayım ne olsun diyorsanız lütfen buna da bir göz atın. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersiz bu şekildeydi. Gerçekten yaptığınızda sırtınızdan gelen sesler sizi hayrete düşürebilir. Ama endişelenmeyin, birkaç tekrar sonrasında sırtınız biraz daha aktif hale geldikçe o sesler azalabilir. Eğer şiddetli omuz ağrınız varsa ya da omuzunuzda hali hazırda bir yırtık benzeri problem varsa bu egzersizlerle ya da online gördüğünüz egzersizlerle o bölgeye zarar vermeyin uyarısını da yapmam gerekiyor. Onun dışında 4-6 hafta boyunca bu egzersizlerle o bölgeyi çalıştırdıktan sonra buradan çıkan linkten duruş egzersizlerine ilerleyebilirseniz sırtınızdaki görüntünün değişmesine de imkan sağlamış olursunuz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.